Size merhaba, sesim geliyor mu Hatice'ciğim? Evet, geliyor. Tamam. Ekran paylaşımı yaptım. Geldi mi? Herkese merhaba arkadaşlar. İlk etapta kendimden bahsedeyim, kendimi tanıtayım. Ben Atom Partner İstanbul ekibinden Şule Eskin. 2012 Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında iş güvenliği uzmanlığı belgemi ve yardımcı pratikerlik belgemi aldım. Şu an tam zamanlı olarak Atom'u yapıyorum. Ve ekibimle beraber İstanbul Eğitim Merkezimiz var. Orada da Atom işini birlikte yürütüyoruz. Bugün size vitamin C vitamini hakkında bilgi vereceğim. Daha öncesinde bir sunum yapmıştım C vitaminiyle ilgili. Yine tekrar aynı sunum yapacağım. Başlıyorum o zaman ben. Şimdi vitamin nedir kısmından başlayalım. Vitamin nedir? Vitamin aslında bizim hücrelerimizin büyümesi, hücrelerimizdeki metabolik olayların gerçekleşmesi, hücrelerdeki hücrelerin üremesi için gerekli olan besin kaynaklarından bir tanesi açıkçası. Bizim vücudumuzda makro ölçekli besinler ve mikro ölçekli besinlere ihtiyacımız var. Makro ölçekli besinler vücudumuzda işte karbonhidrat, yağlar ve proteinler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu. Mikro ölçekli besinlerde vitaminler diyebiliriz arkadaşlar. Sonra tanımımıza geçeceğiz. Genel olarak bir tanım vardı. Bunu ben okumak istiyorum size vitaminlerle alakalı. Vitaminler doğal besin kaynaklarında bulunan hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan vücudun günlük olarak belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu, yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan takviye alarak alınması gereken düzenleyici ve direnç arttırıcı maddelerdir. Ancak insan vücudunda vitaminlerin birçoğu üretilemez. Bu yüzden sağlık için gerekli olan miktar doğal besin kaynakları yoluyla alınamadığı takdirde ilave olarak alınabilir. Burada size iki çeşit vitamin var. Ondan bahsedeceğiz. Yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler arkadaşlar. Yağda çözünen vitaminler vücudumuzda aynı zamanda yağ dokularda ve karaciğerde depolanma özelliğine sahip olan vitaminler. Bunlar ADEK diye adlandırıyoruz. Biz A vitamini, K vitamini, E vitamini ve D vitamini. Suda çözünen vitaminlerle B'nin formatı biliyorsunuz B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ve B12. B'nin B kompleks yani B'nin formatı olan vitaminler ve C vitamini. Bu vitaminler hiçbir şekilde depolanma özelliğine sahip olmadığı için günlük formda alınması gereken vitaminler. Bugün size C vitamininden bahsedeceğim. C vitamini kimyasal formunu göstermek istedim. Aslında bizim C vitamini dediğimiz şey aksorbik asit. Yani 6 karbon, 8 hidrojen ve 6 oksijene sahip olan ve bir kimyasal formda olan aksorbik asite biz C vitamini diyoruz. C vitamininin özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. C vitamininin çeşitli işte bağışıklık sisteminde ne faydası var? İşte demir emilimine ne faydası var? Antioksidan özelliği nasıl? Bunun biraz içeriğine değinmek istiyorum ben. C vitamininde normalde bizim vücudumuzda beyaz kan hücreleri var. Bu beyaz kan hücrelerinin birçok faaliyeti var. Bağışıklık sistemimizi yükseltmesi için mesela beyaz kan hücreleri ne yapıyor? İşte toksinler, mikroplara karşı koruma kalkanı inşa ediyor vücutta. Akyuvarların arasında C vitamin işlevi de akyuvarların arasında bulunan hücreler arası iletişimi sağlayan stokin proteininin artmasında büyük rol oynuyor. O nedenle C vitamini takviyesi beyaz kan hücrelerinin etkinliğini daha çok arttırdığı için bağışıklık sistemimizi de daha fazla kuvvetlendiriyor diyebiliriz. Antioksidan özelliği. Şimdi antioksidan dediğimiz maddeler işte sahip olduğu güç nasıl dersek normalde bizim vücudumuzda dolaşan hücresel reaksiyonlardan sonrasında açığa çıkan serbest moleküller olabiliyor ya da dışarıdan bizim soluduğumuz o nasıl diyeyim SOX gazları, NOX gazları yani serbest radikaller bunlar vücudumuzda serbest radikaller olarak kanımızda dolaşıyor. Şimdi serbest radikal dediğimiz şey yani çeperinde, yörüngesinde elektronun eksik olması.
Şimdi elektron eksik olduğu zaman bunlar kimyada bilirsiniz eksik elektron varsa kararlı hale dönüşmek için illa bir bileşik oluşturur kimyasal olarak. Eksik olan elektronunu bizim sağlam olan hücrelerimizden karşılıyor. Bu sefer ne oluyor? O sağlam olan hücrelerimizi hastalandırıyor. O yüzden vücudumuzda eğer kanımızda dolaşan bir antioksidan varsa antioksidanı görmüş olduğunuz gibi çevresinde yörüngesinde çok fazla elektron var. Buradaki elektronu aldığı zaman bizim serbest hücremizi yani bizim sağlam hücremizi serbest bırakıyor. Böylece yani o hücremizde hastalanmamış oluyor. O yüzden vücudumuzdaki antioksidanlardan biri de C vitamini diyebiliriz. Çok önemli oluyor antioksidan görevi gördüğü için. Kolajen üretimi. Kolajen üretimindeki faydası nedir? Biraz da ona değinmek istiyorum. C vitamininde. Şimdi kolajen dediğimiz şey aslında işte bağlar, kan damarları gibi dokuların oluşumu, bakımı için gerekli protein olan kolajen. Yani bizim dokularda nasıl diyeyim o bağlar ve kan damarları dokuların oluşumuna ve yardımcı olan bir protein var. Biz buna kolajen diyoruz. Kolajen üretimini C vitamini bir katalizör görevi görüyor. Katalizör dediğimiz şey kimyasal reaksiyonlarda yani kimya da yani belki bir kısmımız görmüş olabilir. Kimyasal reaksiyonlarda katalizörler reaksiyona girerler, reaksiyon hızını arttırırlar ve reaksiyondan çıkarlar. C vitamini de kolajenin üretimini hızlandırdığı için bu şekilde vücudumuzda kolajen üretimini hızlandırdığı için bir faydası var. Kolajenin hızlanması demek zaten biliyorsunuz ki o proteine çok ihtiyacımız var vücudumuzda. Bağ dokularda hani bütün her şeyde faydası bağ dokular, kan damarları, kan damarları gibi yani bir sürü dokunun oluşumuna fayda sağladığı için kolajen üretimini de arttırdığı zaman bize müthiş bir faydası oluyor vücutta. Demir emilimi. Şimdi C vitamini ben biraz böyle hani bu başlıkları açıkçası konuşup geçmek istemedim. İçeriğine de girmek istedim. Hani bir antioksidan dediğiniz zaman kafanızda ne şekilleniyor? Nasıl bir faydası sağlanıyor? O serbest radikalleri düşünmenize, işte kolajenin nasıl sentezinde hani anlattığınız zaman daha kolaylık olması için, anlamanız için daha detaylı size sunum yapmak istedim. Şimdi demir, oksijen taşınması ve enerji üretiminde yer alan temel bir mineral. Demir üretimini nasıl hızlandırıyor dersek biz normalde demiri dışarıdan F3 formatında alıyoruz arkadaşlar. F3 formatı biliyorsunuz F artı 3 diye geçer kimyada. Bu şekilde biz vücudumuza aldığımız zaman demiri kullanamıyoruz. Demirin bu şekilde depolanma özelliği var ama C vitamini ile demiri biz F2 formatına indirgeyebiliyoruz. F2 formatına düştüğü zaman demir emilimi vücutta gerçekleşebiliyor. O yüzden C vitamininin en güzel faydalarından bir tanesi de demir emiliminin hızlandırılması. Şimdi C vitamini eksikliği belirtilerinde neler oluyor? Ondan bahsetmek istiyorum size. Size bu anlattığım işte kolajen üretiminin az olması, ondan sonra kolajen üretiminden sonra işte bu kan hücrelerinin az sentezlenmesi ya tam aksini düşünün. Demir emiliminin az olması vücutta neler yapabilir? Aslında bunlar onlar da diyebiliriz. İşte saç köklerindeki küçük kırmızı şişlikler, kuru ve pürüzlü cilt, vücut kıllarında kıvrılmalar, dış eti kanamaları, kolay morarmalar, bağışıklık sisteminde zayıflamalar ve eklem ve bağ dokularındaki hasarlar diyebiliriz. En az 3 ay boyunca düşük C vitamini seviyelerine sahip olmak, iskorbüt adı verilen ciddi bir C vitamini yetersizliği olarak kabul edilen hastalığa yol açıyor. Halsizlik, kolayca kanayan geriye çekilen diş etleri, ciltte morluklar, eklemlerde ağrı ve yuvarlanan saçlar da diyebiliriz. Yani saç belirtileri de diyebiliriz C vitamini eksikliğinde vücudumuzda olan hastalıklar. Ben Atomi'nin C vitamininden bahsedeceğim. Atomi'nin C vitamini için Atomi'nin bir şey vardı, videosu vardı. İlk başta onu açmak istiyorum. Ondan sonrasında devam edeceğim. Bir saniye.
Geldi sanırım. Let's talk about color. White, flavonoid. Black, anthocyanin. Green, chlorophyll. Red, lycopene. Yellow, carotenoid. Color Story from California, USA, in 1988. Five-a-day campaign aims to increase fruit and vegetable consumption by eating five servings of fruits and vegetables every day. This campaign was spread all over the United States with support from the National Cancer Institute. Looks good, tastes good, colorful food. Seven colorful ingredients with 500 milligrams of vitamin C. Atomy Color Food Vitamin C is for your healthier life. Vitamin C for your energy. Take purely white vitamin C with seven other yellow and red plant nutrients. Sweet and sour taste of mango from kids to adults. Simple intake of vitamin C, Atomy Color Food Vitamin C. Recommended essential nutrient, vitamin C. Atomy Color Food Vitamin C. A daily necessity that supports good health and growth. Once a day, essential for your health. Atomy Color Food Vitamin C. Atomy is always with you. Sunuma geleyim. Tekrar sunuma geldim. Evet. Atomi'nin C vitamininden bahsedeceğiz arkadaşlar. Atomi'nin C vitamininin içeriğine bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi videosunda da çeşitli meyveler orada da gördünüz. Fitokimyasal meyveler vardı. Onlardan da bahsedeceğiz. Atomi Color Food vitamin C'nin içerisinde mango, turna yemişi, nar, bal kabağı, mandalina, hindiba, zerdeçal, kolajen desteği yani tip bir balık kolajeni ve koa enzim Q10 proteini bulunuyor. Şimdi tip bir balık kolajeni hakkında ve koa enzim Q10 hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Vücudumuzda biliyorsunuz bizim tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 ve yani 19 çeşit kolajen var. Tip 1 en çok kullanılan, vücudumuzun en çok kullandığı kolajen. Vücuttaki kolajenin %90'ını oluşturuyor da diyebiliriz. Kemiklere, tendonlara ve bağlara yapı sağlamak için tip 1 balık ya yani tip 1 kolajenine ihtiyaç duyuyor. Atomi bize tip 1 kolajenini tip 1 balık kolajenini C vitamini içerisinde aynı zamanda sunmuş oluyor arkadaşlar. Vitaminin yanında bizim ihtiyacımız olan kolajeni de bize sağlıyor. Q-enzim Q10 da güçlü bir antioksidan etkiye sahip bir bileşik, kimyasal bir bileşik. Enerji üretimindeki görevlerinin yanı sıra da antioksidan özenliğiyle de hücreleri koruyarak fonksiyonların devamlılığında görev alır diyoruz. Şimdi fitokimyasallardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Fitokimyasal dediğimiz besinler işte beyaz besinlerin bağışıklık sistemini yani dünya çapında böyle bir liste oluşturulmuş. Her besinin rengine göre insan vücuduna kattığı bazı sağlık açısından güzel şeyler var. İşte beyaz renk, sarı renk, turuncu renk, kırmızı renk ve mor ve yeşil renk olarak. Beyaz renkler bağışıklık sistemini destekliyor. Sarı renkler cilt sağlığı için önemli. Turuncu renkler inflamasyonu önlüyor. Kırmızı renkler kalp ve kan sağlığını dengeliyor. Mor renkler yani mor renkli besinler sinir sistemini dengeliyor. Yeşil renkli besinler de detoks etkisi yapıyor vücudumuzda. Bizim Atomi'nin içerisinde kullanılan kırmızı ve sarı olan besinler arkadaşlar. Yani biz Atomi'nin C vitamini kullandığımız zaman cilt sağlığımız ve kalp ve kan sağlığımız için önemli olan besinleri almış oluyoruz aynı zamanda. Burada Atomi'nin kutusunun üzerinde olan
C vitamini kutusunun üzerinde olan besinlerin içeriğinden bahsetmiş arkadaşlar. Normalde bizim vücudumuzun ihtiyacı olan günlük en fazla maksimum 2000 miligram olan C vitamini ihtiyacında normalde asit vücudumuzda günlük formda 200 miligram olarak yeterli olabiliyor. Daha doğrusu 400'den fazla olması gerekiyor. 400 en az maksimum olabiliyor aksorbik asit olarak. Atomi bize 600 miligram olarak yine mutlak kalite, mutlak fiyatla daha fazlasını sunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi o aksorbik asit kısmına daha çok değinmek istedim. Normaldeki bazı vitaminler 1000 miligram olarak satılıyor ve o 1000 miligram içerisinde zaten 200 miligram aksorbik asit var. Ama Atomi'nin bir şişesinde siz 600 miligram aksorbik asiti vücudunuza alıyorsunuz. Burada yaşlara göre C vitamininin gereksinimini göstermiş. Günlük olarak günlük formda ne kadar ihtiyaç duyulur şeklinde. Normalde bizim C vitaminimiz şuradan da göstereyim arkadaşlar. Size içerisinden alayım bir tane. Görmüş olduğunuz gibi bu şasede zaten 2000 miligram var. Bu bizim C vitamini ihtiyacımızı günlük formda karşılıyor. Yani eğer bir meyveyi yani çalışanlar için çok büyük kolaylık. Çünkü bazen çalışanlar o bütün yoğunluğundan dolayı bazen meyve yemeyi unutabiliyorlar. O yüzden özellikle çalışanlar için de tavsiye ediyoruz bu şaseleri. Günlük formda eğer bir meyve ihtiyacınız, vitamin ihtiyacınız almadıysanız C vitaminini bu şaseyi ya kırıp ağzınıza döküp o şekilde de içebilirsiniz. Ya da suyun içerisinde bir bardak suyun içerisinde karıştırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Ya da 500 ml bir pet şişenin içerisine boşaltıp günlük formda içtiğiniz suyun içerisine koyup bunu da içebilirsiniz arkadaşlar. Normalde sigara içen kişilerde buradaki işte bayanlar için olan kadınlar için 75 miligram, erkekler için 90 miligram. Sigara artık buraya yazmamışım. Sigara içen serbest radikaller vücutlarında daha fazla olduğu için 35 miligram kadar daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyuyorlar. Yani nasıl bir bayan 75 miligram normal bir kadının ihtiyacı varken 35 miligram daha ekliyorsunuz üzerine. 110 miligramlık bir C vitamini takviyesi alması gerekiyor. Nasıl kullanmalıyım kısmını anlattım. Burada kutunun üzerinde bulunan bilgileri de koymak istedim arkadaşlar. Hani nasıl kullanıldığını yetişkinler için takviye edici gıda olarak günde birer şase bir bardağı koymanız yeterli. Günlük porsiyonu aşmayın kesinlikle. Çünkü C vitamininin çok fazla kullanılmasını da çok hani tavsiye etmiyorlar. Günlük bir şase kullanmanız yeterli. Hamilelik ve enzime dönemi ile hastalıklı ya da ilaç kullanması durumunda başka ilaçlar da kullanıyorsanız doktorunuza sorarak çünkü bu bir takviye edici gıda doktorunuza sorarak o şekilde tüketebilirsiniz. Son olarak ben biraz fiyat performans olayına girmek istedim. Bu sabah baktığım zaman bizim fiyatımızda bir değişim yoktu ama Oceans Vitamin C'ye tekrar bakayım dedim, merak ettim. Onun fiyatı 203 liraya çıkmış. İki katına çıkmış yani. Burada normalde bizim almamız gereken 1000 miligram diye gösterirken Atomi'de 2000 miligram alıyorsunuz. Yani 180 gram var içerisinde ve 90 şase. Yani bir şasesinde 2 gram var. 2000 miligram 2 gram var. Evet. Toplamda o da 180 gram yapmış oluyor. Ama diğer fiyat performans olayında karşılaştırma yapmak istediğimde burada görmüş olduğunuz gibi bir tabletinde 1000 miligram var. Yani 1 gram var ve 30 tablet yani 30 gramı başka bir şeyde 100 lirayken yani Atomi bunun 6 katı gibi düşünün. Yani 600 liraya hani aynı ürünü 600 liraya aldığımı düşünün ve Atom'un içerisinde enzim Q10 yani proteini var. Aynı zamanda bir de balık kolajeni var ekstra olarak. Diğer mesela Ocean'da zaten Ocean herkes biliyordu belki kullanmış olanlarınız da vardır. Orada da aynı şekilde şu an 203 lira fiyatı 6 katıyla çarptığın zaman daha yüksek bir meblağa çıkıyor.
Ama Atomi'ninkine baktığımız zaman 90 şasesi sadece 413 lira ve bir tanesinin içerisinde de 2000 miligram var arkadaşlar. Yani mutlak kalite, mutlak fiyatı sırf ürünleri karşılaştırarak da görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. C vitamini kullanıyoruz ama C vitamininin işte vücudumuzda ki etkilerini çok hani bilmiyoruz. Ben biraz detaylara girip anlatmak istedim. En azından kafanızda C vitamini emilimi, demir emilimi nasıl oluyor kısmına geldiği zaman işte F3'ten F2'ye indirgiyor C. Hani öyle bir şeyler şekillensin istedim. O yüzden biraz detaylı anlatmak istedim. Kolajende nasıl etkisi var? Katalizör görevi görüyor. Ondan sonra bağışıklık sistemini nasıl güçlendiriyor? Bağışıklık sistemindeki kan hücreleri, beyaz kan hücrelerini destekliyor. Beyaz kan hücreleri arasındaki stokin proteini destekliyor. En azından bu şekilde bir kafanızda bir şeyler oluşmasını istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.